Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine çok çok kaliteli bir soruyla sizlerin karşısına çıkmış bulunmaktayız. Yine mitoz bölünmeden bir soru abicim, bölünmelerden bir soru gidiyorum. Çünkü tam böyle mitoz bölünme, mayoz bölünme çalışıldığı dönem arkadaşlar. Tam o döneme geliyor, dershanelerde, okullarda anlatıldığı dönem. O yüzden hem 10. sınıf öğrencilerine hem de TYT, AYT'ye hazırlanan öğrencilere iyi bir kıyamız olsun. Mitoz bölünme esnasında meydana gelen olaylarla ilgili hangileri doğrudur demiş, hangileri doğrudur? 1. Profaz evresinde replikasyon gerçekleşir demiş. Bakın abicim, şu hücre döngüsüdür, tamam mı? Bak, hücre döngüsü şöyle. İnterfaz ve mitotik evreden meydana geliyor. Bak, interfaz evresi şu. G1, S ve G2. Bak şurası interfaz, tamam mı? G1, S ve G2. Bak şurası mitotik evre. Şurası mitotik evre. Profaz, metafaz, anafaz, telefaz. Ondan sonra şurada sitokinez. Burada da G0 evresine giriyor. Bak, şuralarda kontrol noktaları var, tamam mı? Şurada da kontrol noktası var. Bu kontrol noktaları hazır olduğunda diğer yere geçmesini sağlıyor. Tamam mı? Örnek mesela. İnterfaz evresi, normal şunu 1 saat olarak düşünürsen, bu bölünmeyi 1 saat olarak düşünürsen, bunun yaklaşık 55 dakikası interfazdır. Bak, hücre bölünmesi, yani pımat dediğimiz olayın meydana gelmesi sadece 5 dakikalık bir olay gibi düşünebilirsin 1 saatte. Normalde böyle bir şey yok ama bu kafanıza girsin diye rahat anlattığımız bir şey, tamam mı? Bazı hücreler vardır, bunlar da G0'a gelir, bir daha bölünmez. Mesela sinir hücresi vardır, retina hücresi vardır, kas hücresi vardır. Efendim söyleyeyim, olgun alıyor hücresi vardır. Bak, bunlar bir daha bölünmüyor. Geliyor buraya, G0'a giriyor. Bir daha G1'i görmüyor. G1'de karbonhidrat, yağ, protein, efendime söyleyeyim vitamin, organeller, enzimler, ATP miktarını arttırırsın. Burada meydana getirdiğin bunlarla S evresinde DNA'yı 2 katına çıkarırsın. Sentrozomu 2 katına çıkarırsın. Bak burası önemli. DNA'nın 2 katına çıkması olayına replikasyon denir. Ve replikasyon olayı interfazda gerçekleşir. Profazda replikasyon olayı gerçekleşmez. Birli olanı attım. Yuh. Yani direkt cevap çıktı ya. Direkt cevap çıktı ama neyse, diğerlerine de bakalım. Diğerlerine de bakalım. Anafaz evresinde kromozom sayısı geçici olarak 2 katına çıkar. Sitokinez sonucu oluşan yavru hücrelerin kromozom sayıları ana hücreyle aynıdır. Önce onu söyleyelim. Bir hücremiz var, mitoz bölünme geçiriyor. İken kromozomlu bir hücre. Mitoz bölünme sonrasında meydana gelen iki hücrenin kromozom sayıları birbirinin aynısıdır. Yani sitokinez demek sitoplazma bölünmesi. Hayvan hücresi şöyle boğumlanarak meydana getiriyordu. Bitki hücrelerinin etrafında hücre çeperi olduğu için bitki hücresi aralamel meydana getirerek ikiye bölünme meydana getiriyordu. Tamam mı abicim? Üçüncüsünü de gösterdik. Bak şimdi, mitozun evrelerinde önce profaz evresinde karşılıklı kutuplara çekiliyordu. Aralarında iğ ipliği oluşuyordu. Kromozomlar meydana geliyordu. Metafaz evresinde ekvatoral bölgede toplanıyordu. Bak, anafaz evresinde bu kromozomları meydana getiren kardeş kromatitler karşılıklı kutuplara çekildiği anda artık bunların da adına kromozom deniliyor. O yüzden anafaz evresinde geçici olarak kromozom miktarı 2 katına çıktı deniyor. Bak, buna da kromozom deniyor. Bunlar ayrıldıktan sonra her birine gene kromozom deniyor. İşte o yüzden anafaz evresinde geçici olarak kromozom miktarı 2 katına çıkıyor. Ondan bahsediyor abicim. Doğrudur. Sitokinez sonucu oluşan yavru hücrelerin kromozom sayıları ana hücreyle aynıdır. Bak görüyorsun. Sitokinezi gerçekleştirdikten sonra 2 tane hücre meydana geliyor ve kromozom sayıları birbirinin aynısı olmuş oluyor. O yüzden doğru cevabımız Denizli olarak karşımıza çıktı abicim. Hadi bakalım, bir sonraki videoda tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.